kahvaltı yaparken orada 3 kişilik bir aile oturuyordu. Daha sonradan duyduğumuz kadarıyla bıçaklanan bayanın boşanmakta olduğu eşi geldi. Bir anda bıçakla saldırdı buna. Biz de eşimle birlikte onları ayırma mücadelesine şey yaptık. Orada bir yuvarlandık. O arada adamın bıçağını düşürdük. Bıçaklanan bayan kalktı, bu sefer yanındaki dükkana kaçtı. Oraya kaçabildi. Bu arada bizim elimizden kurtulan, bıçaklamakta olan adam tekrar kalktı, oraya girdi. Orada tekrar bıçaklamaya devam etti. Biz bu arada bu esnada tekrar 112 arayıp polisi aradık. Kadın burada oturuyordu, davayı vardı büyük bir ihtimal. Adam direkt zaten hiç kadına bakmadan içeriye giriyor. Montunu falan çıkartıyor. Zaten ilk girişte kameralarda görünen şu, elinde bıçak falan yok. Normal müşteri gibi yan tarafa giriyor, yan taraftaki arkadaşın dükkanına. Çıkar çıkmaz zaten kadın hemen kapının dibinde kadına saldırmaya başlıyor. Yan taraftaki esnaf da onu tutuyor. O tutarken de canavarla kadın dükkana sığınıyor. Bir boğuşma esnasında adam ellerinden kurtuluyor. Tekrar geliyor buraya, kadını burada yakalıyor. Burada 6-7 tane daha herhalde bıçak darbesi var, buraları kan brevan içindeydi. Sonra işte polis geliyor. Ancak polis geldiğinde polisin ihtarlığıyla çıkıyor dışarıya. Kadın Allah fazla kanamadan öyle. İnşallah başına bir şey gelmez. Bir umut ediyoruz. Polis de aldığı adamı direkt götürdü zaten içeriye.